Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır yine eğitim videosu çekmiyorum çünkü ancak kendime şu an bu aralar kendimi birazcık geliştirme aşamasındayım. Biliyorsunuz ki bizim master bitti. İskoçya'da University of Glasgow'da Cancer Science bölümünden mezun olduk. Master'ımız bitti. Şimdi buradayız. Şimdi doktora başvuruları yapıyoruz uzun bir süredir. Ama maalesef ki öyle bir zamana denk geldik ki birçok YLS'ye, bursiyeri gibi biz de bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Bu pandemi sürecinin sıkıntılarını çekiyoruz. Doktora başvuruları ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Özellikle artık daha da netliğe kavuştuğu bir zaman söylemek istiyorum ve anlatmak istiyorum. Bu doktora başvuruları sancıları diye bir video olabilir mesela. Çünkü şimdi bahsetmek istemiyorum. Biliyorsunuz bir şeyi erkenden söylerseniz o iş olmaz derler. Ben de birazcık batıl inançları olan bir insanım. Böyle totem yapayım diyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün master ve doktora arasında artık doktora kabulü alana ve o artık tekrar İngiltere'ye, İskoçya'ya gidene kadar bir şekilde kendimizi burada geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bugün çok güzel bir internet sitesinden, bir online kurs platformundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu online kurs platformu arkadaşlar birçok ücretsiz kursa erişim sağlayabileceğiniz bir platform. Ve ben de master bittikten sonra buradaki birçok online kursa katıldım ve bunlardan faydalandım. Şimdi size bunları ekrandan göstereceğim. Dilerseniz birlikte siteyi incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, sitenizin adı Future Learn. Buradan hemen yazıyoruz ve sitemiz bu. Learn new skills online with top educators. And burada bahsettiği gibi birinci sınıf üniversitelerle %100 çevrimiçi öğrenin ve buradaki esnek çevrimiçi kurslarla kariyerinizi geliştirin ve yeni bir beceri edinin ve hobilerinizin peşinden gidin diyor. Burada şimdi bende gözüken Explore Courses yazıyor. Bende kursları keşfet var. İlk girenler için tabii ki Join for free gibi bir şey yazması gerekiyordu diye düşünüyorum, hatırlıyorum. Join for free yazması gerekiyor. Şimdi şuradan gördüğünüz gibi tepede Subject, Courses, Using Future Learn var. Burada as a learner ve as an employer olarak ikiye ayrılıyor. Learner olarak burada nasıl çalıştığı ve bu vesaire bunlara girmiyorum. Sadece kendim üzerinden sitede neler yaptığım ve neler bulabileceğinizle ilgili bir şeyler göstereceğim. Bunlara gelirsek çok uzun sürecek. Burada short courses diyor. Burada kurslara baktığınız zaman kısa kurslar işte görebiliyorsunuz. Şimdi bu arada şöyle düşünmeyin. Şimdi kısa kurslara bakıyoruz burada. Ama ben sağlık alanına ilgili bir bölümdeyim veya o sağlık alanına bir bölümden mezunum diye hani sadece onunla ilgili kurslar yok burada. Her alanda her şeyle ilgili kursları mevcut. Bunları bulabilirsiniz. Şimdi mesela bakalım bir tanesine Influencing and Communication Skills for Managers diye bir kurs var. Ve yeni gelmiş. Yeni olduğu yazıyor. Find out more. Biraz daha bakalım. Burada kursun kısa bir tanımı var. Gördüğünüz gibi Join Course for Free diyor. Süresi week a study 3 hours demiş. Sizin için uygun olan çalışma süreniz 3 hours. %100 online try this course for free. Burada tabii bir ekstra benefitler var ama ben hiçbir zaman ihtiyaç duymadım. Bazı böyle sizi quiz, test gibi şeyler yapmak isterseniz böyle ekstra benefits bir ücreti var. Burada kursumuzu anlatıyor. Tek tek. Discover different types of communication and the benefits of different communication networks vesaire vesaire alt başlıklar halinde anlatmış görebiliyorsunuz. Burada kursun hangi topikleri kapsadığını tek tek yazmış. Keyword, key sentence şeklinde. Burada join today diyerek katılabiliyorsunuz. Bir join today diyelim. Gördüğünüz gibi free bir şekilde go to course diyerek kursa gidebilirsiniz. Save and go to course dediğinizde gidiyor. Ben şöyle yapayım.
Size kendi şu anda online olarak almış olduğum kursu göstereyim. Ona gidelim bir. Bu arada burada sadece ben Glasgow Üniversitesi'nden mezunum. Sadece Glasgow Üniversitesi değil, birçok üniversitenin bir araya getirdiği bir platform ve hepsinin online kursları burada bu sitede mevcut. Mesela en baştaki University of Law Business School yazıyor. Diğerinde Southampton yazıyor. Diğerinde British Council yazıyor. Diğerinde University of Glasgow yazıyor. Birçok üniversiteye ait online kurslar var. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar ana sayfaya geri geldim. Bir benim kursumu inceleyelim. Ben nasıl ilerliyorum? Neler var aslında bir kursun içinde? Beraber bakalım çok kısa bir şekilde. Şuradan profilinizden sağ üst köşeden Your Learning'e giriyorsunuz ve burada kurslarınız var. Yani devam etmekte olduğunuz, bitirmiş olduğunuz kurslar var. O zaman Cancer in the 21st Century bu kursa gidiyoruz. Go to course. Ben birinci haftayı tamamlamışım daha sadece. Bu kursla ilgili yeni başladım. İkinci haftadayım ve burada size tek tek hafta, yani her haftada hangi konular var, hangi konular işlenecek burada tek tek gösteriyor arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Mesela ikinci hafta 15 chapter'dan oluşuyor. 15 bölüm var. Bir kaldığım yerden devam edelim isterseniz videoya. Örneğin burada karşınızda ben ikinci haftanın 9. bölümünde kalmışım. You're halfway through bir video var karşımızda ve bu videoyu izleyelim şimdi. In the 11 years since the first publication on the hallmarks of cancer, cancer research has progressed and two emerging traits can now be added to the list of hallmarks of cancer. They are one, deregulated cell energy metabolism, and two, avoiding immune destruction. Kapatıyorum çünkü bunlar çok spesifik kaçıyor artık. Bu şekilde videomuz kaç dakikaymış? İşte ortalama 6 dakikalık bir video, 7 dakikalık bir video. Tek tek size çok güzel görsellerle bu şekilde anlatıyor arkadaşlar. Yani ben çok seviyorum bu platformu gerçekten. Yani şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda benim almış olduğum bu kurs master dönemim boyunca aldığım birçok dersin özeti şeklinde, birleştirilmiş bir şekilde burada çok güzel bir şekilde anlatılmış ve ben bunları böyle tekrar olsun diye izliyorum. Bu kursa katıldım. Gördüğünüz gibi görselleri çok güzel. Biraz daha devam ediyorum. Cancer cells can achieve this through an increased sensitivity to DNA damaging agents or through defects in DNA damage detection and responses. This means that mutations are not repaired or do not lead to the death of the cell, leading to the accumulation of mutations faster than would be seen in a healthy cell. Bu şekilde daha fazla devam etmiyorum. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Mesela bu bitti. Buradan aşağı geliyorsunuz arkadaşlar. Burada aşağı indiğinizde English Transcript diyor. Burada anlamadığınız yerleri buradan PDF şeklinde var ve buradan bakabilirsiniz. Altında işte slide'ı, bu videonun slide şekline getirilmiş hali de var. Yani çok kullanışlı. Anlamadığınız yerlere buradan bakabilirsiniz. Yine aşağı iniyoruz. Burada sol tarafta bir önceki video, yani ikinci haftanın 8. bölümü var. Biz 9. bölümü bitirdik şu anda. Ve kısa kısa olması sizi sıkmıyor. Yani böyle çabuk çabuk bölüm bitirmiş o tatminkarlığıyla devam edebiliyorsunuz. Diğer videoya geçmeden önce burada altında çok güzel bir discussion kısmı var. Kendiniz bu siteye üye olduğunuzda buradan yorumunuzu yapabiliyorsunuz. Sorunuz varsa sorabiliyorsunuz ve altta cevaplayanlar oluyor. Gerçekten yetkili kişiler de cevaplıyor. Hani bu konuyla ilgili gerçekten bilgisi olan insanlar ve böylece bir discussion ortamı oluşmuş oluyor. Biliyorsunuz ki İskoçya'da, İngiltere'de benim gördüğüm kadarıyla bu discussion'a çok önem veriliyor. Bu yüzden burada güzel bir platform daha var altında. Gördüğünüz gibi insanlar very fascinating indeed. It's very informative video which gave us knowledge about hallmarks cancer. Yani bu dersle ilgili
güzel olduğunu belirtmişler veya soruları olan sormuş. Bunu bitirdiğiniz zaman artık diyorsunuz ki mark as complete ve diğer bölüme geçiyorsunuz arkadaşlar. Yine bir video. Ben bunları tabii ki geri döneceğim. Yine bunu da bitirdiğiniz zaman yine mark as complete diyorsunuz. İlerliyorsunuz. Şu an size göstermek amacıyla ilerliyorum. Sadece video yok çünkü. Burada bir article var. Kısa bir article. Burada görebiliyorsunuz tumor heterogeneity. Burada bununla ilgili anlatılmış bir makale var. Yine görseller çok güzel. Aşağı iniyorum ve conclusion kısmı. Yine kısa, sıkmayan, size temel şeyleri veren bir article. Burada da mark as complete diyorum ve ilerliyorum. Bir discussion kısmı çıkıyor karşınıza. Sorular soruyor size. Burada daha çok kullanılmış tabii ki de discussion kısmı. Bunları okuyarak gerçekten insanların fikirleri, kendinizin düşünemediğiniz kısımları görebiliyorsunuz. Burası gerçekten çok faydalı. Burada yorum yazmak, paylaşmak, bilgilerinizi paylaşmak gerçekten faydalı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi four more steps to go diyor. Hadi ilerleyelim sizinle. İlerliyoruz. Yine bir video, the patient experience ile ilgili, burada hasta experience'ları ile ilgili, deneyimleri ile ilgili bir video var. Gördüğünüz gibi gerçekten çok emek verilmiş. Hızlıca ilerlettim sizin için. Bu şekilde buraya da ilerliyoruz. İlerledikten sonra gördüğünüz gibi test your knowledge. Burada kurstan ne kadar verim alabileceğiniz görmeniz için size hafta sonunda uygulamış oldukları bir test var. Ama maalesef ki ücretli. İşte bu gibi kısımlarda bir ücret çıkıyor. Ama bazen de ücretsiz sunabiliyor size bu testleri. Maalesef bunu geçiyoruz. Çünkü bu kadar para vermiyoruz. Biz alacağımızı aldık. Ve summary videosu, haftanın özeti şeklinde end of week size teşekkür ediyorlar. Week complete ve oylama yapıyorsun. Evet arkadaşlar, burada ana sayfaya geldiğimiz zaman subjects kısmında çeşitli çeşitli görebiliyorsunuz. Mesela business and management, healthcare, medicine, history, language, law, literature, her alanda teaching, study skills, science, engineering, maths, yani birçok alanda var online kurslar. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit kurs var. Ve gördüğünüz gibi British Council, King's College, London, John Hopkins ve birçok üniversitenin burada online kurslarını bulabilirsiniz. Benim mezun olduğum üniversite, University of Glasgow'un da burada çok faydalı, özellikle science ile ilgili videoları var. Evet arkadaşlar, online kurs platformu da bu şekilde. Burada birçok kendinize göre kurs bulabilirsiniz. Umarım bu içeriği faydalı bulmuşsunuzdur. Çünkü bence çok faydalı ve gerçekten emekle oluşturulmuş bir web sitesi olduğunu düşünüyorum. Umarım kendinize faydalı videolar, kurslar ve bilgiler bulabilirsiniz, edinebilirsiniz buradan. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.